Efendim iyi akşamlar. Bir Söz Meclis'ten içeri programında yine sizlerle beraberiz. Değerli Bakan Arkadaşım Namık Kemal Zeybek'le yine bu hafta yıl değerlendirmeye çalışacağız. Yine ilk defa televizyonu açanlar için söylüyorum. Affetsinler, bağışlasınlar. Ya kafamdaki şapkayla çıkmak zorundayım çünkü orada bir ameliyat oldu filan. İşte onun için bandajları gözükmesin diye, yoksa ömründe şapka mavka takamadık biz. Neyse. Şimdi tabii bu haftanın en önemli şeyi bu darbe. Ve darbe sonrasındaki itiraflar, gelişmeler, Amerika'nın artık suçüstü hali. Yani Amerika resmen bu darbede, 27 Mayıs'tan bu yana yapılan bütün darbelerde olduğu gibi burada da tam suçüstü yakalandı. Yani darbenin esası Amerika, İsrail ve FETÖ. Yani böyle bir şeyin içinde. Burada şimdi bazı konular var. Bunları tabii irdelememiz lazım. Ben Sayın Bakanım, önce bu son gelişmeleri bir değerlendirelim. Sizden rica edeyim. Ondan sonra da bu 27 Mayıs'tan bu yana aslında çok belge var ama vaktimiz sınırlı. Arada bir yine reklam para meselesi. Onun için bu akşam 3-5 sefer reklam dolayısıyla yayını, yani konuşmayı keseceğiz. Ama bağışlayın, o da para meselesi işte, yani neticede kanala. Ondan sonra da şeyi değerlendireceğiz. Yani bu 27 Mayıs'tan bu yana yapılan darbelerde, muhtıralardaki Amerika'nın rolü. Şu anda zaten aşağı yukarı çok suçüstü pozisyonda yakalandı ki tamamıyla hiç şeysiz, yani şöyle kıvıracak bir hali de yok Amerika. Zaten hatırlayacaksınız, biz bu kanalda da 3 ay önce filan, yani muhtemel önümüzdeki süreci değerlendirdik de bir iç karışıklıkla Amerika ve İsrail'in bir takım unsurlarını da kullanarak bir darbe teşebbüsünde bulunabileceği, ama bu darbe teşebbüsü AKP'yi devirmek değil. Yani atı değiştirmiyor. Süvariyi değiştirecek. Hatta o zaman bu KRT televizyonda da yaptığım vakit birçok izleyicimizden de bana çok sitemkar şeyler, mesajlar geldi. Yani sen de mi Tayyipçi oldun filan. Yahu kardeşim, ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığımız şey şu. Tamam, Tayyip Erdoğan'ı koyuyorum buraya. AKP iktidarını koyuyorum. Bunlar bugün Türkiye'nin şu ana gelişi, tamam. Hiç orada bir itirazımız yok. Bununla ilgili en sert eleştirileri de yapanlardan biri de benim. Yıllardan beri. Ama şimdi gelinen nokta başka bir şey. Bir Amerika'nın İsrail projesiyle siz şeyi değiştirirseniz, Cumhurbaşkanlığı, yani Tayyip Erdoğan'ı değiştirdiğinizde yerine getireceğiniz kadro yine AKP'nin içinden, ama Amerika ile şu anda ve İngiltere ile tam sıkı fıkı olan bir kadro olacak. Nitekim Aydınlık'ta 3 ay kadar önce İstanbul'daki gizli bir toplantıyı falan yazdık. Ulusal kanalda da verdik. Burada da anlattık. Burada da anlattık. Şimdi tam şey geliyor. Böyle enteresan. Fakat tabii şimdi burada şey de var. Yani bu tabii ben şahsen, hani biz de yani yıllardır bu siyasetin içindeyiz. Yani bu cemaat dediğimiz şeyin böyle bir yapılanma, bu kadar gücünün olabileceğini ben şahsen tahmin etmedim. Yani tamam, burada bir rahatsızlık var. Devleti ele geçirme faaliyetleri falan var, ama askeriyenin içinde özellikle bu kadar sızıp, yani şimdi düşünün, 358 tane general ve amiralden 152'si tutuklu. Yani bu çok felaket bir şey. Yani bu yapı CIA tarafından, Amerika tarafından desteklenerek
yıllar içerisinde geliştirildi. AKP iktidar döneminde de müsamaha gördüler. Esas zaten bu iktidar döneminde bunlar devletin kadrolarında çok büyük mesafe aldılar. Ama ondan önceki bizim iktidarlar döneminde de bunlar yol aldı. Onu da görmemiz lazım. Şimdi burada Sayın Bakanım bir şey şu. Şimdi bazı yanlışlıklar da yapılıyor. Yani şimdi bu operasyonlarda filan tabii ki suç işleyen yani neyse o cemaat işte illegal yapı ile ilgili. Fakat yani tabii şimdi yargılama safhası olduğu için bir şey söyleyemiyorum ama ben şahsen yani o 14 yaşında 15 yaşındaki Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerini yani ne yapacaklar yani o onları da ayıklanması lazım. Yani evet. Gerçekten hainler var. Yani bugün çok neticede bir şey. Yani düşünün. Kendi halkını kurşuna diziyor. Düşünün. PKK operasyonlarında birlikte mücadele ettiği 50 tane özel harekatçı polis kardeşimizi bombalıyor ve şehit ediyor. Yani düşünün. Onlar harekete geçmesin diye özel harekatçıların helikopterini berhava ediyor. Yani şimdi halkın üzerine ateş ediyor. Yani bunlar inan dehşet bir şey. Cumhurbaşkanlığı köşkünü bombalıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalıyor. Yani bizim tarihimizde yok. Darbe var, muhtıra var ama bunların hiçbiri yok. Halka git katlet. 262 de maalesef hayatını kaybediyor. Ama şimdi burada buna bir tepki olarak da şeyin yani bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil etmediğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış olan bir avuç çetenin yani şerefsiz. Bunlar subay falan değil. Bunlar Mustafa Kemal'in subayları falan değil, askerleri değil. Bunlar işte FETÖ'nün CIA'nın bağlantısı olan alçaklar, katiller sürüsü. Yani utanmadan ifadeler var mesela. Biz diyor helikopterle diyor halka ateş açtırdılar. Ben de açtım diyor. Lan halk senin halkın, senin anan da baban da orada. Ama buna şimdi tepki olarak da bir takım çevreler, gerçi ona hükümet hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan ilk geceden itibaren asker şey yapmayalım dedi. O çok ben özellikle Başbakan'ın konuşmasını çok önemsiyorum. Ve şey yaptı yani bunu mutlaka onun içindeki çeteler dedi filan. O akşamda ilk kez daha darbe devam ediyor. Yani daha uçaklar yeni uçuyor. Bu konuda ilk demeci Sayın Doğu Perinçek verdi. Bu da çok önemli. 10.30. Yani ve bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil etmez. Bunların hepsi boğulacak. Bunların muvaffak olması mümkün değil. Yani bu çok önemli. Tam daha devam ediyor. Uçaklar bombalıyor. Gelin onu da bombalıyor. Tabii. Yani nitekim o akşam yani 3-5 dakika içerisinde bazı arkadaşlarla telefonla görüşülerek Sayın Perinçek bir durum mahkemesi yani ve o sırada o lafları söyleyebilmek mümkün değil. Vatan Partisi'nin genel sekreterinin açıklaması var yine. Ondan sonra ulusal kanal canlı yayınını kesti. Direkt buraya girdi. Bunları dedi. Yani buna karşı çıkıyoruz filan. Bizim saat yine o 11'e 10 kala filan sosyal medyada tweetlerimiz var. Yani dedi ki demokrasiye ve devlete sahip çıkacağız bu şey filan diye. Fakat şimdi burada bir başka şey de maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı yani hainler mezarlığı diye ta şeyde formüla yarışlarının olduğu şeyin orada çöplüğün yanına bir mezarlık yapmış. Bunu ben yakıştıramadım belediye başkanına. Bir de yine AKP'li Iğdır Melekli diye bir ilçesi var. Onun belediye başkanı da bu darbecileri yakalayalım. Kulaklarını keselim. Millet bunların darbeci olduğunu anlasın. Yani kulaklarını kesiyor. Evet. Ya yani bunlar yani bunlar doğru işler değil. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da yani yakıştıramadım işin açığını söyleyeyim.
Yani onu Allah bilir yani. Yani şimdi o hainlere mezarlığı falan dediniz, bak o çocuğu oradaki diye darbeci. E onun anası var, babası var. Yani hep mi bu işin içinde? Torunu gelecek. Tabii yani çok şey değil. Yapmaz onu dedi de yapmaz. Hayır. Yani sonra vazgeçer. Oraya olurdu. Bir yüzbaşı gömüldü. Yani sonra o değiştirilir falan. Evet. Umut ederim. Şimdi bunları ben bir toparladım. Siz lütfen evet. Bugünü bir değerlendirelim. Ben sondan başlayayım. Ben İstanbul Belediye Başkanlığı olgun ve başarılı bir kişi olarak görüyorum. Onu söyleyeyim yani. Ama böyle durumlarda insanlar dönüşür, değişir yani. Kolay bir şey değildir. Dolayısıyla o kızgınlıkla onu söylemiş ve adım atmış olabilir ama eminim ki o levhayı gördüm. Bir süre sonra kaldırılacaktır. İnşallah. Yani soğukkanlı düşünüldüğü zaman kaldırılacaktır. Yani bu ülke Ali Kemal gibi hainliği çok açık olan birisinin işte oğlunu da büyükelçi yapmıştır. Tabii. Yapmalıdır da. Yani çünkü netice itibariyle biz bir millet olarak kaynaşacaksak geçmişe sünger çekmemiz gerekir. Oradan ben gireyim. Efendim bir başka konu sizin gerçekten burada da yani Türkiye'de birçok insan artık darbeler dönemi bitti. Türkiye'de o işler kapandı filan diye düşünürken sizin buradan ve Kültür Radyo TV'den yaptığınız konuşmalarda yani bunu gündeme getirmeniz ilginçti yani. Söylediğiniz şuydu. Yani bir darbe olursa, şimdi darbe olursa dediğinize göre demek ki olmak ihtimali var ki bunu söylüyorsunuz. Darbe olursa Türkiye 30 yıl daha aynen hatırlıyorum. Amerika'nın kucağından kalkamaz. Ve Güneydoğu'da evet parçalanır. 12-13 tane evet. Vilayet gider. Evet, Türkiye parçalanır dediniz. Belki sizi dinleyen birçok kişi de bunu yadırgadı. Ama belli ki bir şeyler biliyordunuz, bir şeyler seziyordunuz. Bir de siyasi ferasetinizle bir şeyleri görüyordunuz. Bu arada konuya girmeden önce size bir hediye getirdim. Gülah Öz'ü tanıyorsunuz. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat evet, Vakfı evet. Başkanı. Çok değerli işler yapan bir arkadaşımız. Bu arada söyleyelim, Yol Yayınları'ndan çıkmış ama TİKA yardımcı olmuş. Çok güzel. TİKA'ya da teşekkür edelim. Evet. Kerbela ve Hazreti Hüseyin. Evet. Bu konuda çok ciddi, çok değerli bir kitap. Oraya 200 sefer gittim. Bunu size vermemi istedim. Bunu veriyorum. Çok teşekkür ederim. Bu önemli bir konu çünkü İslam'ın yol ayrımının olduğu, tabii. İslam'ın özünün Hazreti Hüseyin kolundan devam ettiği ama sahte bir Müslümanlığın da Hüseyin'i katleden Yezid ve Hasan'ı katleden Muaviye kanalıyla sürüp geldiğini ve bu konumda çok önemli olduğunu da belirtelim. Yani olayların kökeninde bazen tarih var. Şu kitabı bir görselin de Gülah Öz arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. O Hüseyin Gazi biliyorsunuz Mamak cezaevinin arkasındaki evet, tepe. Evet. Orada türbe de var Hüseyin evet, Gazi. Evet. Ve o bir iki üç sefer gittim de orada. Bunlar çok değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Allah razı olsun. İlgilenenler için yani kendisi de lütfetmiş sağ olsun. Evet. Güzel de bir şeyler yazmış evet. Sizinle ilgili. Sağ olsun. Söyleyeyim. Çok teşekkür evet. ediyorum. Evet. Gülay Öz'e biz de teşekkür ederiz. Ben sık sık çıkarım Hüseyin Gazi'ye. Evet. Ferahlarım buraya çıktım. Ankara'nın en yüksek tepesidir merkezde. Evet. Bir de Mamak'ta biz orayı seyrediyorduk. Evet. Yani mama hatırlatmayalım canım. Ne hatırlatmayalım? Ama yaşadık. Şimdi. O da hayatımızın bir parçası. Şimdi geçen sefer de söyledim. Bu Türkiye Cumhuriyeti, bu kutsal devlet, bu mübarek vatan iki temel üzerinde yükseldi. Birisi ordu, Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri. Birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tarihte işine az rastlanır bir iştir. Yani savaşı millet iradesini temsil edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dayanarak gerçekleştirdi Mustafa Kemal Atatürk. Herkes Mustafa Kemal Atatürk'ü bir daha anlamalı, bir daha okumalı ve derin derin düşünmeli. Şimdi bu sıralarda sevinçle görüyorum bir büyük eserin tanıtımı yapılıyor. Kaynak Yayınları'ndan çıkan
Şule Perinçek başkanlığında bir heyetin hazırladığı Atatürk'ün bütün eserleri 30 cilt. Tabii. Şimdi Atatürk'ü anlamak isteyenler o kitabı alacaklar, okuyacaklar. Her evde bulunacak. Yani Atatürk'ü doğru anlamak lazım. Yoksa karga kovaladı, gözleri maviydi, sizin işinize geliyor, benim yeşil. Saçları sarıydı değil. Yani daha Teğmenken neler yazmış, nelerle uğraşmış ve o mücadelelerle geçen kısacık hayat içine ne eserler sığdırmış. Yani Atatürk'ü anlamak için o kitabı okumak lazım. Yani Filibel Hilmi duydunuz mu? Atatürk'e şunu bunu söyleyenler. Bakın, Üsteğmenken okumuş Filibel Hilmi'nin eserlerini Mustafa Kemal Atatürk. Peki niye bunu söyledim? Şundan söyledim. Şimdi sevinçle birilerinin yeniden Atatürk'ü, Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal'i falan hatırladıklarını görüyorum. Seviniyorum. Çünkü biz, yani kim doğruya, doğru çizgiye gelirse seviniriz. Bizim doğru çizgileri satarak bir şeyler olmak gibi bir düşüncemiz yok. Doğru çizgi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleridir ve o temel değerleri temsil eden kişi de, doğru kişi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani bunu herkes yeniden anlamalı ve bilmeli diye söylemek istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim, yani değerli Cumhurbaşkanı, değerli Başbakan, değerli bakanlar, eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmasaydı siz Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan olabilir miydiniz? Türkiye'yi yine Osmanlı'nın son asırlarında olduğu gibi devşirmeler yönetirdi. Siz de Rize'de, işte gelmişse çay, çay bahçelerinde çay toplardınız. Ya da Sayın Başbakan Erzincan'da işte hayvancılıkla filan meşgul olurdu. Yani Atatürk'ün yaptığı cumhuriyetin değerini bir de kendi nefsinizde, kendi hayatınızda bir yaşayın. Yani siz ona borçlusunuz şu anda bulunduğunuz yerleri. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Efendim, dolayısıyla Atatürk'ün cumhuriyetine, temel değerlerine dokunmayın. Dokunmayın. Onlarla barışın, bağdaşın ve onları yeniden anlayın. Ve Atatürk'ün hedeflediği demokrasiye de kıymayın. Yani demokrasi aleyhine işler yapmayın. Yani demokrasi sizi getirdi yahu. Ne istiyorsunuz yani? Türkiye'deki bırakın demokratik parlamenter rejim devam etsin. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bir de şunu, dini rahat bırakın artık. Dini insanlığın, bütün Türkiye'nin ortak değeri olmaktan çıkarıp da bir siyasi partinin malı gibi yapmaktan çıkarın. Bir de efendim, ordu gün gelir herkese lazım olur. Polatlı'dayken ben askerliğimi Polatlı'da yaptım, yani daha doğrusu Topçu Okulu'nda okudum. O dönemde de bir takım insanlar da ya ordu ne lazımmış? Efendim orduya niye bu kadar para harcanıyor? Bununla şu bu yapılır filan diyenler vardı. Biz de insiyaki bir şekilde Türkçe olmanın gereği olarak orduyu savunuyorduk, tartışıyorduk. Böyle sanki yedek subay adayları ikiye bölündü. Soyadını hiç unutmuyorum. Kundak Albay diye bir albay vardı. O bütün öğrencileri konferans salonuna topladı. Ve söze şöyle başladı. Orduyu bir millet bir gün besler boşuna harcar dedi parayı. 10 yıl besler boşuna harcar. Yani ben bir an üzülmeye başladım, bu albay ne yapıyor diye. Ordu boşuna besleniyor diye. Hatta dedi 50 yıl besler, boşuna besler. Ama bir gün gelir, eğer ordunuz yoksa ve ordunuz güçlü değilse, seni de, ananı da, bacını da filan 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 filan, yani keser diyelim. Böyle orduya ne lüzum var diyenler bir daha hiç o bahsi açmadılar. Ordu lazım. Ordu lazım ve ordu kendi hiyerarşik sistemi içinde lazım. Aman ha, şu şerden ne olur bir hayır çıkarın ya. Size demiyorum tabii, siz bunları biliyorsunuz da. Yani beni dinleyip bir yerlere rapor verenler olabilir diye umut ediyorum. Öyle bir şeyler de duyuyorum.
şu sözlerimi dinleyin ve rapor edin. Orduya, ordunun içine herhangi bir tarikatı sokmayın. Ordunun piri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve ordu mensuplarının şeyhi de Genelkurmay Başkanı'dır. Ordu mensubu birisinin şeyhi olmaz. Ordu mensubu birisi bir tarikata mensup olamaz. Bir cemaate mensup olamaz. Olursa ne olur? Bak bu olur. Bu ne? Baştan söyledik ki iki büyük kurum, kurumlardan birisi diğer kurumu bombalıyor. Ya bir ordu mensubu bunu yapar mı? Ama şerefsiz. Bunlar ordu mensubu değil tabii, ki. Tabii. Bunlar çünkü bunların komutanı kendilerinin hiyerarşik sistemi içinde komutan olan kişi değil ki ya bu. Bu aklıma geldikçe emin olun çok üzülüyorum. Yani Yaşar Bey. İmam bilmem ne tutmuşlar. Assubay imam. Assubay generaller. Albay ona bağlı. Şey general. Ulan, ya böyle bir şey olur mu şeyinize. Ya? Böyle bir ordu savaşabilir mi? Bakınız Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken evet tabii ki ordunun savaşma gücüne dayandı. Zaferlerle kuruldu. Ama ilk yaptığı işlerden birisi orduda siyaseti önlemek için hemen dedi ki komutanlara ya subay olacaksınız ya orada kalacaksınız. Ve Atatürk döneminde de kimsenin aklına herhangi bir şekilde bir şey yapmak gelmedi. Şimdi bu arada izin verirseniz bir konuda da görüşümü söyleyeceğim. Yani bir şeyler yapıyor tabii, bazı dersler çıkarıyor ama bu dersleri de doğru çıkarmalarına yardımcı olmak istiyorum. Yani şimdi bunlar da bizim netice itibariyle ülkemizin insanları, şu anda da ülkemizi yönetiyorlar. Elbette ki biz dünya görüşü olarak onlara karşıyız. Ben de karşıyım, siz de karşısınız. Ama bugünler farklı günler. Yani şu zemheri, şu kara kışın zemherisi bir geçmeli. Onun için ben de sizinle aynı kanaatteyim. Yani yardımcı olabileceğimiz kadar yardımcı olmalıyız bunlara. Yani şimdi jandarmayı alıyorlar. Niye? Jandarma çünkü bu işi yaptı. Yani jandarma yaptıysa biz de jandarmayı İçişleri Bakanlığı'na bağlayalım. Ben kaymakamım. 10 yıl kaymakamlık yaptım. Jandarma bana bağlıydı. Ve her sabah asayiş saati vardı. Saat 11'de. Ben makamımda otururum. Efendim bir tarafta gelir üsteğmen oturur. Jandarma komutanı. Bir tarafta gelir emniyet amiri ya da başkomiser oturur. Asayiş ve emniyeti konuşuruz. Onlara gereken buyruklarımı veririm. Giderler görevlerini yaparlar. İdi. Böyleydi yani. Ama şimdi zaman değişti. İçişleri Bakanlığı'na bağlamak istiyorlar. Ben diyorum ki bunu tamam yapın. Geçici bir süre için yapın. Ama benim şu sözlerime dikkat edin. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği bu gelişmişlik düzeyinde artık ordunun bir bölümünün asayiş ve emniyet hizmetlerinde kullanılması yanlıştır. Ordu bütünüyle savunma hizmetini yapmalıdır. Ordunun görevi Türkiye'yi savunmaktır. Ordunun görevi dışarıdan gelen taarruzlara göre Türkiye'yi savunmak ve hiçbir şekilde halkın günlük meseleleriyle o üniformanın karşı karşıya gelmemesidir. Dolayısıyla dünyanın birçok ülkelerinde, Amerika'da, Rusya'da, Fransa'da, şurada burada olduğu gibi artık jandarma genel komutanlığını ordunun içine çekin, onu başka türlü konuşlandırın, sayısını da azaltın, başka türlü yani ayrıntıda söyleyeceğim çok şey var ama başka türlü onu yeniden yapılandırın ve polis teşkilatını hem şehirlerde hem de kırlık yerlerde görev yapabilecek hale getirin. Medeni ülkelerde bu böyle. Bunun getireceği bir ek yük olabilir. Ama o aşılır ve aşılmalıdır. Yani söylediğim şu, polis teşkilatını bütün yurt satına güvenliği, eski tabirle asayiş ve emniyeti sağlayacak şekilde yayın. Ve bunu elbette ki içişlerine bağlayın. Ordunun iç bünyesine sivilleri sokmayın. Ya yapmayın. Yani şimdi duyuyorum televizyondan. Efendim valiler jandarmalar komutanıymış aynı zamanda. Ya olmaz bu ya. Yani bir vali çok değerlidir ama o mülkidar amiridir. Ya ben 10 yıl kaymakamlık yaptım, müsteşarlık yaptım vesaire vesaire. Ama şimdi bana gelip de
manga komutanlığı yap derseniz yapamam arkadaş, o ayrı bir şey. Yaptık gerçi askerlikte ama o geçti gitti. Yani vali nasıl alay komutanlığı yapacak? Evet. Kaymakam nasıl bölük komutan? Bunlar yanlış işler diye düşünüyorum. Evet. Bir şöyle bir özet yapmış oldum. Sonra devam edelim. Evet. Bir 5 dakika reklam arası. Yani hiç olmazsa bu reklamlardan 3 kuruş 5 evet. kuruş geliyor. Onun için ondan sonra devam edeceğiz. Efendim tekrar iyi akşamlar. Sayın Namık Kemal Zeybek arkadaşımla bu gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bu arada tabii sözlerimin başında unuttum. Bugün Lozan'ın 93. yıl dönümü. Yani Lozan Anlaşması'nın bu tabii tapumuzun yani Cumhuriyet'in tapusunun şeydi. Anlaşması. Ve bununla ilgili bugün gazetelerde de var. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem de Sayın Başbakan'ın Lozan'la ilgili şeyi son derece güzel değerlendirmişler. Yani işte bizim demin sizin de söylediğiniz gibi biz bir şey istemiyoruz kardeşim. Yani şu toprağa sahip çıkalım. Şu evet. Türkiye'ye sahip çıkalım. Yani burada günlük siyaset ayrı bir şey. Şimdi doğruya doğru diyeceğiz. Bakın mesela çok güzel Cumhurbaşkanı'nın şeyi var. Bu anlaşma yeni kurulan devletimizin tapusudur. Aziz milletimiz iradesine yöneltilen her türlü darbe tecrübesine karşı kurtuluş mücadelesi ruhuyla cevap vereceğini bir kere daha gör. Kurtuluş mücadelesi zaten. Ve işte Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini, değeri bugün daha iyi anlaşılıyor. Ve diyor Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere anlaşmanın mimarı tüm devlet adamlarını rahmetle anıyorum. Kim diyor bunu? Cumhurbaşkanı. Bir aynı de Atatürk dese ya. Bir de Atatürk dese. Yani fark etmez. Vatanın kurucusu da. Yani şunu söylemeye çalıştım. Yani bugün hakikaten unuttum da demin ama işte bunlar önemli. Yani önemli gelişmeler insanı sevindiren. Şimdi burada şimdi bu darbe teşebbüsü gecesinde tabii çok enteresan şeyler var. Ama çok sıcağı olduğu için bunları ben şahsen şu aşamada çok fazla irdelemeyi doğru bulmuyorum. Ama bir gerçek ki Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi, Başbakan da. Yani MİT Müsteşarı 16'da haber veriyor. Ve ondan sonra komutanların çoğu düğünde. Ondan sonra Cumhurbaşkanı arıyor 4 saat telefona çıkmıyor MİT Müsteşarı. Genelkurmay Başkanı kaçırıldı filan böyle bir garabet var bu işte. Ama neyse şimdi onlara girmeyelim. Cumhurbaşkanı diyor eniştemden öğrendim diyor ya böyle bir şey olabilir mi? Düşünün yani bu fecaat bir şey. Ama bu arada tabii şeyler var. Yani bunun diyor esas SSK içinde toplu yani subayların general noktasında oluşları 2013, 2014, 2015 yaş kararlarıyla. Ya çok dikkat çekici. Tuğ generalle yükselenlerin mesela 12 kişi yükselmiş, onu içeride. Yani şimdi 8 tanesi yükselmiş, 8'i de içeride. Yani bunlar tabii çok şey. Daha sonra bunlar daha netleşecek. Ona şey yapmıyorum. Bunları tabii en önemlisi Balyoz ve Ergenekon davaları sırasında özellikle Taraf diye bir gazete malum CIA ile bağlantılı. İşte mesela şu başlıklar altında Fatih Camii bombalanacak. Şimdi o dönemde gazetelere baktığınız vakit işte halk toplanırsa üzerine ateş edilecek. Yani bunlar bu yalanlarla, bu kumpaslarla silahlı kuvvetlerin içerisindeki bu cemaate bilmem neye bağlı olmayan vatansever subay ve generalleri içeri atla. 3 sene, 4 sene, 5 sene. Ama burada bunlar bunu yapacak dediklerini şimdi kendileri yaptılar. İlginç olan o. Yani
Bu ciddi bir şey. Ama tabii bunları da bilmek lazım. Yani bunlar önümüzdeki günlerde de gündeme gelebilecek. Şimdi yani bir şeyi zaten daha önce de hatırlayacaksınız. Biz burada açıkladıktı. Mesela nasıl yapıyor? Havada aşağı yukarı 500 pilot, bunlar jet pilotu. Yani 1260 pilotumuz var. Bunların bir kısmı işte kargo uçağı uçuruyor vesaire. Aşağı yukarı 800 kadarı jet pilot. Bir jet pilotunun yetişmesi asgari 10 yıl. Ve bunlardan 500'ünü sahte belgelerle şerefsizce, alçakça kalbi bilmem ne oluyor. Yok sahte bilmem doktor ne, raporlarıyla değil işte mi? Gülhane'de ve Eskişehir'deki hastanelerde ve bu pilotların hepsi elimine ediyor. Şimdi var ortada bu harp okulu öğrencilerinin de harp okulu imtihanı kazanmış ama kendi yapılarına uymayanlara ne eziyetler ediyorlar ve çoğunu istifa edip ayrılmak zorunda bırakıyorlar. Çünkü böyle bir sistem kurmuş. Tekme atıyordu falan diyorum. Tabii. Yani şey değil. Şimdi bu tabii şey, bakın mesela Aydınlık bunu ta yazmış, darbeci pilotlar GATA'dan sızdı. Yani onları aslında burada bir şeyi de paylaşmam lazım. Yani gerçekten ulusal kanal olsun, Aydınlık Gazetesi olsun ve Vatan Partisi, yani keşke biz mahcup olsak. Yani yıllardan beri bu Ergenekon hikayelerinden bu yana gösterdiğimiz tehlikelerin hepsi varit oluyor. Yani kumpaslar ortada diyoruz vesaire. Ama hadise şu. Ne biçim iş, bir de düşünün yani koskoca general oradaki, şimdi çok affedersin yani o bilmem neyin imamıymış, çakayım öyle imamına lan şey yapacak bütün itibariyle generale talimat veriyor. Lan ne imamı? Buna iki tane çakacaksın abi, biz al sana seni imamlıktan müezzinliğe. İki daha çapacaksın. Derler şey abi, işte hainler mezarlığı aslında bunlar için geçerli de yine hırslı. İçimize sinmiyor. İçimize şey değil. Şimdi bunlar tabii bu işin siyasi ayakları falan da var. Yani abi AKP'nin içinde çoğundu. Yani işin o tarafını da bilmemiz lazım. Fakat burada mesela dün akşam iki televizyon kanalında da bu içeri yatmış olan darbeden, balyozdan komutanların, amirallerin konuşmaları vardı. Ve benzeri konuşmayı yani alçakça tertibi onuruna yediremeyen, Allah rahmet eylesin, Yarbay Ali Tatar'ın ailesi ve abisi de aynı lafı etti. Ve ben onu çok önemsiyorum. O amiraller ve generaller dün akşamki o yayınlarda, biz diyor intikam peşinde değiliz. Yani hukuk işlesin. Bakın bu çok önemli. Çünkü diyor bize yapılan diyor hukuksuzluktu. Şimdi diyor hukuk diyor işlesin. Bütün mesele o. Bakın şimdi ihraç kararları var orada. Altyazıda Deniz Kuvvetleri Komutanı'nda 32 amiral ihraç edildi. 32 amiral. Yani tutuklu olan orgeneraller ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan 30 general ihraç edildi. Ya bunlar hakikaten yani bu işin içerisine kendi halkına, kendi milletine kurşun sıkan adam şerefsiz oldu, şerefsiz ya. Bu ne askeri ya? Ne askeri kardeşim? Terörist. Yani evet. PKK'nın yapmadığını yapıyorlar ya. PKK senin karşında hiç olmasa. Ya böyle bir şey var mı ya? Devletin silahıyla sen ondan sonra devletin askerini kullanacaksın, alt kademeleri. Halkını bombalayacaksın, taracaksın. Beraber mücadele ettiğiniz Güneydoğu'da 50 tane yiğidi özel harekatta görev almış ve onların daha bir kısmı da daha yeni gelmişler orada. Ve bunları şehit edeceksin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayacaksın. Bak şerefsizlere bak.
Ve bunlar gerçekten silahlı kuvvetlerin içine sızmış. Yani bunlara söylenecek laf çok. Yani rütük mütük başlayacağım şimdi rütüğüne de. Yok, casus ve terörist. Bunlar darbeci falan değil yani. Casus ve terörist. Evet. O bunlar hafif evet. Laflar da. Daha ağırını söylemiyorum bu kadar. Yine rütüğü çok sevdiğim için. Bunların hepsinin aslında gözünün çiçeğinin orta noktasından öpeceksin. Bana teslim edeceğim bunları. Hiç bunları şey yapmayacaksın abi. Mamak'ta ben gardiyanla hazırım. Bizim kaldığımız o şeylerde, hücrelerde ben bunları bana göre verse para da istemiyorum, pul da istemiyorum. Ben onları orada bir dans ettireyim abi. Yani bir dans ettirelim. Ya içiniz ferahlayacak. Uf. Peki. Bunları asmak önemli değil abi. İnsan asıldın gitti. Asmak yok. Bunları ölene kadar hiç afmaf yapmadan orada insan hakları, cart çürt falan yok. Yaptığı insan hakları değil çünkü. Benim milletimi öldürüyor ya. Şerefsizlere bak ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hangi dönemde bombalandı? Yani bunlar gerçekten şey. Şimdi dolayısıyla bu vesileyle intihar eden, hayatını kaybeden o Balyoz ve Ergenekon'daki çok değerli arkadaşlarımızı da rahmetle anıyoruz. Tabii giden geri gelmiyor. Şimdi bir de bir şey çıktı. Bir dolar. Lan ne diyorsunuz lan? Manyak. Nedir o bir dolar? Siz anladınız mı? Bir dolar şey. Yani birbirlerini tanımak için. Herkesin cebinde bir dolar. Ama şimdi de herkes onları tanıyor. Tabii. Bir dolar. Ulan madem öyle bir şey al. Ulan de ki 10 lira olsun. Lan TL olsun. Yok. Çünkü CIA'nin köpekliğini yapıyor bunlar. Amerikan ve İsrail'in köpekliğini yapan bunlar. Peki niye bir dolar? O oradan işte şey yapacaklar. Yarın hani birbirini tanıması için. Evet. Onların o dolarlarını ben biliyorum da. Evlerinden dolar çıkıyor bu arada. Yani, ama birden çok bir dolar. Yani bir tane belki dolar sayısına göre rütbeleri oluyor. Ya şimdi bak Sayın Bakanım. Ya bunlar ne biçim? Ya bunlar subay falan değil ya. Bunlar hakikaten şerefsiz ya. Bir tanesi gardırotta yakalanıyor bir subay. FETÖ'cü. Lan gardırotta ne işin var lan senin? Lan hıyar. Ne işin var gardırotta? Sen ne biçim subaysın? Biri şeyde çukurda yakalanıyor. Menfezde bilmem lağında. Şeyler Yunanistan'a sığınıyor. Şimdi ya böyle bir şey var mı? Niye? Hain çünkü bunlar. Hain. Hain. Alçak hain. Hiç öyle silahlı kuvvetlerle alakası olmayan, onun içine sızdırılmış CIA merkezli, Amerika merkezli ve şey o kadar açık. Ha şimdi burada tabii yani bakın mesela şey vardı. Geçen Posta Gazetesi'nde manşette Enerji Bakanı Tayyip Erdoğan'la ilgili bir şeyi ona önermişler oradan. Şey Yunan Adası'na hani çok yakın gidelim oradan hani bir şey filan. Mesela ben gazete haberi olarak söylüyorum. Katiyen reddetmiş ve o şartlarda İstanbul Havalimanı'na inmesi şimdi beğenelim beğenmeyelim ama doğruları tespit için. Yani ben şahsen Allah'ın huzurunda hiç kimseye eyvallah olmayan bir adamım. Biliyorsun yıllardan beri dimdik bir adamım. Benim hiç enterese etmiyor. Çünkü kendimizle ilgili bir şey yok. Vatan, millet, bayrak abi. Bizim bütün hayatımız bu. Şimdi yani düşünün böyle bir aşama olsa isimlere girmeyeyim de geçmiş önündeki başbakanlar, cumhurbaşkanlar 10 dakikada tüyerler. Yani bunu da bu hadisede yani gerçekten Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve düne kadar düşman haline getirdiği medya kuruluşları ve burada CNN Türk, evet. CNN çok önemli. Yani o Hande Fırat'ı da gerçekten tebrik ediyorum. Abdülkadir Selvi işin için. Şeyde NTV'de onların sayesinde Cumhurbaşkanı'nın sesi duyuldu. Başbakan'ın sesi duyuruldu. Ama orada enteresan geldi. Sadece bir paragraf yorum yapmayacağım. Hemen önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de
devreye girdi. Başbakan da girdi. Hayır. Davutoğlu ile ikisini başbakan zaten eski girdi. Eski başbakan demek istedim. Tamam. Yani o da ilgimi çekti. Evet. Yani bir sadece ilgimi çektiğini şey yapmak istiyorum. Şimdi yani bunları da görmek lazım. Ama şimdi burada başka şeyler de var. Yani şimdi bakın her musibetten bir nasihat çıkarmak lazım. Çıkarmak. Şimdi Sayın Bakanım buraya getirdim bakın. Bütün gazetelerde 10 gündür 15 gündür tam sayfa bütün şirketler sivil toplum kuruluşları şey veriyor. İşte böyle yani işte halk meydanda filan Türk bayrağı. Dumankaya da vermiş ve haklı yazmış. Tabii tabii. Ben şahsen o zaman da söyledim. Evet. Halit Dumankaya'yı çok yakından tanıdığımız için arkadaşımız. Evet. Ve yani bugün o ilanı gerçek. Ben çünkü o tutuklanıp tahliye edildikten sonra gittim ziyareti ettim. Yani bizim arkadaşımız yani bir ve anlattı adam. Yani ben adamı da tanıdığım için ve bunlarla filan kim gelirse elindeki imkanlarla yardım ediyor. Yani ya yardım etmeyen mi vardı canım? Tabii. Yani şimdi o böyle bir şeyin içinde. Ama burada benim esas şey yapmak istediğim mesela bir tanesi önemli bir gelişme. Yani 7 Haziran seçimlerinden önce ben burada da söyledim onu. Defalarca da şey yaptık. Yani bir tek zaten ulusal kanal veriyor. Bir de Aydınlık yazıyor. Sanki sıradan vakaya adiye. 7 Haziran seçimlerinden 8 gün önce Hakkari Yüksekova'da Vatan Partisi olarak miting yaptık. Bu son derece önemli. PKK yolları kesiyor. Tehditler. Nitekim biz mitingden ayrıldık. Birinci sıra adayımızı çocuğuyla beraber kaçırdılar. Yani 10 gün sonra bıraktılar. İstifa ettirdiler silah zoruyla. 3 tane uçak tuttuk. Paramız da yani herkes kendi arada topladığı parayla İstanbul, Ankara, İzmir'den gideceğiz. O son 5 gün kala iptal dediler. Bir özel havayolu şirketinden tuttuk. 3 gün kala dediler ki hava alanı teknik olarak bilmem ne falan. Sonuçta öyle bir şeye geldi. Hiçbir şey yok. En sonunda TGB'li arkadaşlarımızı İran'da o Yüksekova'ya en yakın olan bir yerden o tarafa giriş yaptırdık. Çünkü Van'dan Hakkari arasındaki şeyi de kesiyor PKK. Ve bizim ulusal kanalın şeyini de 2 günde ancak geçirebildik. Yani köy korucuları ve oradaki aşiretlerin sayesinde. Şimdi hava esas bunları geçiyorum. Havaalanına indik. Emniyet amiri karşıladı bizi. Zimmet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bir şey söylemek istiyorum. Ama adam terliyor. Söyle buyurun. Siz mitingde Türk bayrağı asacak mısınız? Şöyle kaldık. Ne demek ulan? Efendim yani kusura bakmayın. Bunun için eğer bayrak asacaksanız Hakkari Emniyet Müdürü ve Hakkari Valisi'nden izin almanız lazım. Hakkari Emniyet Müdürünüze de, Hakkari Valinize de, ona Ankara'dan kim tanımlatırsa hepsinin gözünün, çiçeğinin tam orta noktasını tam orta noktasından öpeyim. Adam böyle kaldı. Ve biz orada Türk bayrağı, çünkü tahrik edici unsur olarak getirilmiş, düşünün. Ve orada Türk bayraklarıyla biz orada hiç kimse gidemedi o Hakkari Yüksekova'ya ki PKK'nın üst merkezidir biliyorsunuz. Varto orası Nusaybin böyle. Ve biz orada miting yaptık. Çok affedersin hemen şey yapacağım ama bunu bir daha dönmemek için. Şimdi bakın yani Yüksekova'dan Türkiye'ye işte Doğu Perinçek sesleniyor. Yani hep Türk bayrakları. Yasakladıkları efendim bakın 2007 yılı Diyarbakır'da Vatan Partisi o zaman İşçi Partisi Diyarbakır meydanında ne ABD ne ABD başı dik Türkiye diye
bütün Türk bayraklarıyla miting yapıyor. Şimdi utanmadan birileri efendim Doğu Perinçek ne yapıyor? Elinin körü yapıyor. Yani işte bunları yapıyor. Yani Türk bayraklarıyla Diyarbakır'da miting yapıyorsun. Yüksekova'da miting yapıyorsun. Bunlar tabii unutuluyor. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi demin yayına girerken söylediler. Sahte bazı hesaplar var sosyal medyada. Efendim Doğu Perinçek gözaltına alındı bilmem ne diye. Hepsi anlaşılan FETÖ'cü çeteden kaynaklanıyor. Doğu Bey şu anda partide arkadaşlarla oturuyor. Evet, şimdi tekrar bir reklam arası, ondan sonra devam edeceğiz. Tekrar iyi akşamlar. Sözlerimizin başında da söylemiştim. Arada işte reklamlar giriyor. Buna da katlanacağız çünkü gelsin. Önemli, evet. Şimdi demin bayrak meselesini konuştuk da orada bir gelinen nokta ne oldu? Herkes, hangi partili olursa olsun, AKP'li, Vatan Partili, CHP'li, MHP'li, PKK'lı unsurlar haricinde yani hepsi, herkesin elinde Türk bayrağı. 6 gün içinde 1,5 milyon bayrak satıldı. Yani şu anda 2,5 milyon bayrak piyasaya hemen sürüldü. Şimdi bu o kadar önemli ki, Türk bayrağı adeta tahrik edici unsurdan yasaklanırken bir sene sonra, işte ben hep söylüyorum ya, sonucundan Allah'a inandığım kadar eminim. Bu Anadolu topraklarının farklı bir enerjisi var. Yok öyle şey. 4 tane bilmem PKK'lı çakala, 3 tane bilmem dini kullanan bilmem yobaza, sahtekara bu memleketi bırakmayız. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Niye bunu hep söylüyorum? Çünkü yakın örnekleri var. Yani yakın örnekleri Çanakkale Harbi'dir. Yakın örnekleri Kurtuluş Savaşı'dır. Yani şimdi bugün Sayın Doğu Perinçek de çok güzel yazmış. Mesela 1918'de yani işin başlangıç noktasında Osmanlı'nın aşağı yukarı 300 küsur, 330 civarında paşası var. Bu milli mücadeleye katılan sadece 6 paşa var. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani şimdi efendim eyvah bazıları diyebilir ki ya şu kadar general gitti, şu kadar bilmem ne. Eyvah Türk ordusu zayıfladı mı? Hayır kardeşim, Türk ordusu zayıflamaz. Milletin ordusudur. Hiç. Onun içinden yanlış yapanlar çıkıyor. Tabii NATO'cu generaller. Tabii bütün mesele o. Ama bakın bugün gelinen nokta, millet birleşti. Bu çok önemli. Artık A partisi, B partisi falan yok. Yani atmamız lazım kenara. Türkiye'ye gidiyor. Onun için devletin yanında olmamız lazım. Devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan. AKP. Tamam. Onların yanlışı, yine söylüyorum. Burada koyuyorum. Onları siyaset olarak tartışacağız bilmem ne. Onları oradan indireceksek muhalefet indirecek. İndiremiyorsa yani becersin indirsin. Yani ama şimdi bir Amerikan projesiyle sen devirmeye kalktığın vakit işte böyle bir şey. Bunun karşısında yani efendim ya iyi ama siz de Tayyipçi mi oldunuz? Kardeşim Tayyipçi, Mayyipçi meselesi değil. Ben yine söylüyorum. Bazıları yine aradan mesaj atmışlar. Ya Sayın Bakanım yani çok siz AKP'yi kolluyorsunuz. AKP'yi falan kollamıyoruz. Kardeşim ben çok net söylüyorum. Bugün yine bu yeni değil ki. Benim bütün şeyde isteyenler girsinler YouTube'a, internete. Ben belki 20 defa, 30 defa bakanlık döneminde de, bakanlıktan sonraki dönemde de hep şeylerimi ortaya koymuşumuzdur. Girsinler, arşivde var. Ben siyasi iktidarı hangi mazeret olursa olsun, hangi gerekçe olursa olsun, yani bir gerekçesi şu veya bu, bunun mazereti haklılığı olamaz. Bir darbe olursa onun karşısına dikiliriz. O tankın önüne dikiliriz. Yani o akşam mesela hastanede olmasam yatıyordum yani şeydi bu Aşkent Hastanesi'nde. Fazla bombalanıyordun herhalde. Tabii yan taraflardan şey yaptılar.
çıkıp gidecektim ama takatim yok maalesef. Şey yapamadık. Yani dolayısıyla efendim Tayyip Erdoğan bu işin sorumlusu. Tamam. Peki eyvallah. Ama kardeşim şu anda Tayyip Erdoğan meselesini açtı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Amerika, CIA, FETÖ bilmem ne, dört tane çakal Türkiye'yi yine tanzim edecek ve bu projesinin toprakları orada bir yeni Kürt devleti PKK'ya kurduracak. Onun karşısındayım abi. İster kınasın ister kınamasın. Ben bugün şu anda da bunu tekrarlıyorum. Yani bu artık vatan meselesi, devlet meselesi. Tayyip Erdoğan'ın yanında Hasan olsun yine destekler. Burada bir şey söyleyeceğim. Tabii buyurun. Şimdi söyledikleriniz tabii ki gerçekler ve akıllı bir insanın söylemesi gereken sözler. Ama yani size o mesajı atanlar, Sayın Perinçek'in bir konuşmasında hem de kendisini Vatan Partili olarak takdim edip ona soru soran bir arkadaş vardı. Şunu söyledi. Dedi ki Tayyip Erdoğan olacağını Amerikalılar gelsin. Şimdi burada elbette ki bu yanlış bir bilinç. Yani orada Sayın Perinçek dedi ki demek ki biz sizi yeteri kadar eğitememişiz. Vatan Partili böyle şey konuşmaz. Tamam. Ama burada ders çıkarmak bakımından söylüyorum. Yani sanki son günlerde de artık bir cumhurbaşkanı gibi davranmaya başladı diye düşünüyorum. Konuşup karşısına birilerine muhalefeti şunu bunu alıp devamlı tahrik eden ve gerçekten de belki taraftarlarını mutlu yapan ama taraftarı olmayanları da mutsuz yapan bir cumhurbaşkanı bu tür şeylere sebep oluyor. Dolayısıyla ben yine Cumhurbaşkanlığın danışmanlarından dinleyenler vardır söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı artık bu işleri bırakmalı bir. Bir de şu sözü bırakmalı artık. Şimdi başbakan diyor ki Türk milleti. Büyük Türk milleti tamam. Doğrusu bu. Bu bizim temellerimizden birisidir. Cumhuriyetin temellerinden birisi bu sözdür. Ama Sayın Başbakan'ın dili alışmış o söylüyor. Bazı bakanlar da bugün baktım yine söylüyor. Efendim söylemek istemiyorum onların söylediğini ama şu su bu su bu su bu su arada Türk'ü. Ya yapmayın Türk bizim çatı kavramımız. Bunu bırakın artık. İnsanlara etnik kimliklerini niye hatırlatıyorsunuz? Onlar Türklüklerle övünüyorlardı. Bunu yapmayın diyorum. Bunu yapmasınlar. Bu, şimdi evet. Haklısınız. Evet, bunu yapmayın. Yani ne yapın? Ya Sayın Başbak, Büyük Türk Milleti ya. Büyük Türk Milleti dediği zaman her etnik grup, her millette olan etnik grup vardır. Ama evet. Fransız milleti dediği zaman Korsikalı da, Briton da kendisini Fransız görür. Yani ayırmaz. Dili başka ama ayırmaz. Şimdi Sayın Bakan, evet. Ben azane aynı katılıyorum da azane gözlem olarak söylüyorum. Hepimiz için geçerli. Yani o siyasetin girdabına şey olur. O biliyorsunuz böyle haralla hurula. Yani belki bir kısmı genlerimizden var. Geçmişten gelen şeyler. Bir kısmı da böyle o şeyin içinde oy telaşıyla şeyler. Şimdi Cumhurbaşkanı mesela bu arada 3-5 yani şu sürecin içerisinde önemli şey yapıyor. Lozan'la ilgili o bir ders. Bir. Tamam. İki, şimdi liderleri topluyor. Biz bunu ben şahsen kaç sefer rica ettim. Ya bir liderleri topla. Yani kimlere muhatap olup söylediğim değil. Bu televizyonda söylediklerimizin dışında. Yani şimdi isim vermiyorum ayıp olur. En önemli AKP'lilere ve onun danışmanı durumunda olanlara da dedim ki ya bir şeyleri toplayın. Yani PKK'yı at tamam. Bir de mücadeleye veren yani işte mecliste kim var? 3 parti. Meclisin dışında bu mücadeleyi veren ne? Vatan Partisi. Cesur oldu. Şey mesela bunları toplantı yapılması ve orada bir mutabakata varılması çok önemli. Vatan Partisi de çağrıldı mı? Yok ama Vatan Partisi o akşam Doğu Perinçek Başbakan'la 2-3 sefer görüştü. Ve yani şimdi... Bunlar hemşehri de galiba. Tabii Erzincanlı Erzincan. Ama yani Doğu Bey'in o çıkışı saat 10.30'da 11'e çeyrek kala çıkışı önemliydi o. Onları çok rahatlattı. Evet. Aynen başbakan teşekkür etti. Yani
Çünkü insanlar şimdi en sert muhalefeti yapan Vatan Partisi diyor ki bir dakika diyor, bu diyor başka bir iş. Burada diyor iktidar alli belli meselesi değil. Biz bu darbenin karşısındayız. Amerikancı bir darbe. İsterse Amerikancı olmasın. Bilmem nece. Hiçbir darbe, Sayın Bakanım biz yaşadık işte biliyorsunuz Manavlar'da orada burada. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu gelişmelerden de ben hem hükümetin, başbakanın hem de cumhurbaşkanının bazı dersler çıkardığını düşünüyorum. Bu derslerden biri şu olabilir mi Sayın Okuyan? Bir, belki bugün gündeme gelmeyen, belki de içten içe gelen bir konuyu söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye NATO'da değil mi efendim? Ne hayrını görüyoruz biz NATO'nun? Çıkmamız lazım. Evet. Hiç. İkincisi ABD. ABD tabii kavramını, AB kavramını da derin bir ara burada konuştuk. Yani esasında dünyayı sömüren global kapitalist şirketlerin oyuncağıdır artık maalesef ülkeler. Şirketokrasi diye bir kavram. Yine günü gelir konuşuruz. Ancak yani ABD eğer Türkiye'ye darbe planlıyorsa, darbe planlıyor diyoruz değil mi? Buna inanıyoruz. Peki, biz bunu biliyoruz da hükümet bilmiyor mu? Hükümetin daha iyi kaynakları olmalı. Pek de yokmuş, öyle anlaşılıyor da. Yani eniştesinden öğreniyorsa Sayın Cumhurbaşkanı eğer darbe olacağını, o zaman çok ciddi meselelerimiz var demektir. Ama onlar iç meselelerimiz. Onlar da çözülmeli geciktirilmeden. Şimdi çıkarılması gereken derslerden birisi, ne ABD'den ne AB'den Türkiye bir hayır yok. Ama ABD'yi ve AB'yi de düşman haline getirmeden niye düşman? Niye yapalım ki? Atatürk'ün ortaya koyduğu ve bize jeopolitiğimizin ve dünya dengelerinin dayattığı doğru bir siyaset var. Artık Türkiye bu konuda cesurca adım atmalıdır. Bir, Türkiye Atatürk'ün dediği gibi 7 cumhuriyeti birleştirip bir Turan Devletler Birliği'ni kurmalıdır. Yetmez. Yetmez. Türkiye Rusya Federasyonu ve İran'la ve buna katılacak olan diğer ülkelerle Avrasya birlikteliğini oluşturmalıdır. Çünkü sırtımızı dayamamız gereken bir yer var. Bir yer lazım. O da var. Yani bu çok ileri ve belki birilerine bu adam ne diyor falan dedirtecek bir söz ama eninde sonunda olacak bu. Öyleyse bir an önce bu yapılmalı. Yani niye şimdi Rusya'yla kötü iyi. Rusya'yla barışıyoruz iyi. Orada da bir şeyi teslim için söyleyeyim Sayın Bakanım. İçindeyiz Vatan Partisi Genel Merkezi olarak. Özellikle Sayın Doğu Perinçek. Suriye'yle yani bizzat gitti, görüştü Doğu Bey bir heyetle. Sonra 2-3 heyet gittik Esad'la görüştük. Irak merkezi hükümetiyle görüştük. Efendim İran'la görüşmeler oldu. Ve Rusya. Bakın Rusya ile Cumhurbaşkanı'nın şimdi yani gidip ziyareti ve işi bu noktaya getirilmesi yani ben Vatan Partisi'nin üyesi olduğum için söylemiyorum ama bu partinin göreceğiz bir sene, iki sene, üç sene sonra bu dönemleri yazanlar bağımsız olarak. Bunu yazacaklar. Bunları yazacaklar. Sayın Okuyan, siz Vatan Partilisiniz, ben değilim. Bu besbelli yani. Yani ben şu anda neyim? İşte ben Türkçüyüm yani. Ben şey olarak söylüyorum ama yani. Ama ben de teyit edeceğim yani. Evet yani. Şimdi siz Vatan Partili olarak denebilir ki, ya Yaşar Okuyan Vatan Partisi'ne girmiş, burada siyaset yapıyor, genel başkan yardımcısı falan. Ben siyaset yapmıyoruz. Ne işimiz var ya yani? Siyaset yoluyla vatana hizmet ediyor. Onu kastediyorum. Ben değilim. Ben Vatan Partili falan değilim. Ama Sayın Perinçek'in, şimdi birileri bana da böyle mesaj atıyorlar. Birisi diyor ki iyi niyetle Sayın Bakanım başka yer kalmadı mı konuşacak? Bak şimdi. Ya söyle de konuşayım. Yani çağırdılar da gitmedik mi? Hani Sayın Demirel gibi konuşalım. Yani çağırdılar da başka yer kalmadı mı? Şimdi biraz bu işlere bilimlik yaklaşmak lazım. Ben fikriyatımı, düşüncelerimi burada da söylerim.
siz de gidiyorsunuz. Karate'de zaten sürekli programım var benim. Orada da söylüyorum. Ara sıra sizin gittiğiniz hemşehrime gidiyorum. O da beni çıkarıyor. Orada da söylüyorum. Ama nerede zemin bulursam orada söylüyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Efendim siz şu... Yahu bizim bir fikriyatımız var. Asla vazgeçemeyeceğimiz bir vatanseveriz biz. Ya Türkiye'yi seviyoruz. İki, siz de ben de Türkçüyüz. Ya Türk dünyası heyecanımız var. Üç, bütün bunların kaynağı olarak biz Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan, onu da doğru anladığına inanan insanlarız. Bunun dışında değerli dostlar, orada burada nerede hizmet imkanı bulursak, nerede bize bir mikrofon uzatılırsa biz orada hizmet ederiz. Yoksa takım tutar gibi bir yere saplanıp kalmak marifet, meziyet değildir. Feraset hiç değildir. Esas olan bu. Evet. Bizi bir takım insanların yani ben kendim üzerinden söyleyeyim. Aynen katılıyorum. Mesela özellikle bizim eski takımdan. Hani ya işte Sayın Bakanım filan. Sonra bu hafta şey vardı burada. İl başkanları MKYK toplantısı. Orada bir Bektaş fıkrası anlattım. Sonra onu Şule Hanım da, Şule Perinçek de pazar günü yazmış onu. Yaşar Okuyan'ın imamı diye. Tam şey bu. Onu önce Doğu Bey'e anlattım da bak ben bunu televizyonda da söyleyeceğim dedim. O da çok hoşuna gitti. Şimdi Anadolu'nun köylü bir ücra bir köy. Sıcak yaz günü birisi ölmüş. Ama köyde imam falan yok. En yakın köyde 5-6 saat gece yarısı gidecek halleri yok. Sıcak felaket yani cenaze kokacak. Kahvede toplanmışlar ya kim yapacak bunu filan sen yıka işte bilmem namazını kıldır. O, ben anlamam ya sen 5 vakit namaz ben de anlamam öbürü filan. O yani şey yok bir saat tartışmışlar ya adam orada duruyor. Oradan birisi demiş ya Bekri var ya demiş Bekri'ye bir de. Bekri Mustafa. Ya demişler Bekri Mustafa sabahtan akşama kadar kafayı çekiyor. Ne anlar? Başka şey yok. Neyse. Oradan muhtar yanına iki kişi almış. Bekri Mustafa'ya gitmiş. O da demiş ki Erenler demiş yani sağlığınız yerinde değil mi demiş. Ben demiş ne anlarım? Vallahi demişler yoksa bu şey olacak. Neyse Bekri Mustafa'yı şey yapmışlar. İkna etmişler. Yalap şalap işte neyse yıkanmış efendim namazı işte kıldırmış yine yalap şalap çünkü onun konusu değil yani. Ondan sonra gitmiş tabutun başına bir şey fısıldamış. Şimdi köylü meraklı. Ya demişler Bekir ne söyledin? Yok demiş o herifle benim aramda. Tamam da ne söyledin? Ya şimdi bunun diyor öbür tarafa gittiği vakit sormayacaklar mı buna dünyanın hali ehvali nedir diye. Ben de dedim ki hiç uzatma. Bizim köyde Bekri Mustafa imam oldu de onlar anlarlar dünyanın halini. Evet. Şimdi yani 40 sene Yaşar Okuyan, Doğu Perinçek birbirine sövsün bilmem ne yapsın. Bir araya gelmişse bir sebep var. Anlayın Türkiye'nin hangi hale geldiğini. Hale bu Vatan Partisi meselesi, CHP meselesi, MHP meselesi. Vatan Partisi değil, Vatan meselesi. Tabii Parti Vatan Partisi yani. Bizim kendi adımızda biz salak değiliz yani. Şimdi burada bana diyor ya iyi de orası %50 bile oy almıyor. Mücadele burada var. Mücadele. Bu süreci ben yine iddia ediyorum. Göreceğiz yakın bir süreç içinde. Şu sürecin bu şekilde şekillenmesinde öncülüğü yani Rusya dahil komşu devletlerle olan ilişkiler hem buradaki FETÖ ile mücadele, şey ile mücadele, PKK ile mücadelede gerçekten Sayın Doğu Perinçek ve Vatan Partisi bir öncülük yapıyor. Oy başka bir şey. Bana, ya sen diyor oradan milletvekili olamazsın ki. Ha çakayım senin milletvekiline. Tek mesele milletvekili olmak. Milletvekili olacak. Hele bizim eski nesil var ya milletvekilleri, bakanlar. Geçen bir fırçaladım bazen. Ulan iki defa hem de bakanlık yapmış. Sayın Bakanım ne oluyor memleket? Şimdi yanında hanım olmasa diyeceğim ona. Yani dedim ki Sayın Bakanım yani sen ne yapıyorsun dedim. Ben dedi Çeşme'de yazlıkta yani. Orada dedim yüzmeye devam et.
Sen bir yüzmeye devam et abi, bana bir de akıl verme. Biz buradan milletvekili olmaya mı geldik? Ulan hıyar. Demiyorum. Demiyorsun. Demiyorum yani, pardon, Rütü. Hiç katiyen demiyorum. Daha demezsiniz abi. Demem abi, çok Rütü'yü çok sevdiğim için demem. Evet. Ya bir dakika, bir şey ben sözümü tamamlayamam. Tabii, buyurun, buyurun. Tamam. Yani şunu söyleyecektim. Bir, yani efendim Doğu Perinçek şöyle böyle, Ulusal Kanal böyle şöyle. Peki, yine söylüyorum. Yani ben bir partili değilim şu anda. Hiçbir partili de bir yerim yok falan. Ama Ermeni meselesi oluyor. Kendisini feda eden, hapse giren ve bu konuda öncülük yapan Doğu Perinçek. Atatürk'ün bütün eserleri kitabı yayınlanıyor. Bu kitabı hazırlayan kurulum başkanı Şule Perinçek. Efendim son hadise birileri işte Amerika güdümünde bir cemaat, bir ama artık cemaat lafı bile yok canım, şey, ne cemaat bir ya. Örgüt darbe teşebbüsünde bulunuyor. Herkesten önce televizyona çıkıp daha ortada hiçbir şey yokken, bombalar falan yağarken diyor ki, diyen ve bir nevi öncülük yapan ve bu Amerika destekli bir terör örgütünün, işte FETÖ terör örgütünün eylemidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, şerefli Atatürkçü mensupları bu işte yoktur diyen Doğu Perinçek. Türkiye'nin Avrasya ile ilişkilerin düzeltilmesi için işte Rusya'ya birilerini gönderen, kendisi Suriye'ye giden, İran'la temas kuran Doğu Perinçek. Ya kardeşim, ne diyorsunuz yani? Ya ne yapalım yani? Yani peki niye bu işleri yani şu anda onun da pek seveni kalmadı da, yani şu son hadiseden ötürü yine onu da dokunmayalım da, yani diyelim ki niye filan kişi yapmıyor? Niye sizin çok sevdiğiniz kişi yapmıyor? Niye siz yapmıyorsunuz? Dolayısıyla yani hakşinas olmak lazım. Doğruluktan, hak duygusundan ve adalet duygusundan ayrılmamak lazım. Adalet duygusu insanlara adil bir şekilde bakmayı gerektirir. Bakışta da adil olmak lazım. Evet. Şimdi ona girmeyeceğim ama şimdi ama yani, evet, evet, yani bir, evet. Bir şeyini söylemek, evet, istiyorum. Zaten şimdi yine bir ara vereceğiz. Bakın, Ergenekon ve Balyoz darbedir. Ergenekon ve Balyoz darbedir. Darbedir. Yani Ergenekon davaları değil, iddia darbedir. Tabii. Öyle Ergenekon mi? Ve Balyoz darbedir. Kim söylüyor bunu? Filan kişi. Filan kişi yok. Ya. Devlet Bahçeli. Evet, ne diyelim yani. Bugün de cenazede sadece böyle uzaktan selamlaştık. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber işte. Bence de darbedir de Türk ordusuna indirilmiş bir darbedir. Aa, bak ha, şimdi, öyle gitmedi. Dese. Geldi mi şeye, tamam. Bak, bunun aynı gün, yani o açıklamanın şunu da okumak durumundayım. Emniyet teşkilatının hukuksuz bir ortamda zarar gördüğünü söyleyen Devlet Bahçeli, paralel yalanlarıyla, dikkat buyurun, paralel yalanlarıyla emniyet teşkilatının çökertilmiş adalet mekanizması darbelenmiştir. Paralel yalanları. Salı günü en sert konuşmayı da bu yapıyor. Yani ben şimdi şu aşamada ne Devlet Bahçeli, ne Kılıçlar filan, ama yani şimdi hani Sayın Doğu Perinçek. Buyurun kardeşim ya. Ya benim babamın oğlu değil. Yani şimdi Mamak da rakibinizdi canım. Biliyorsun şey kıdemli seçiminde bir o aldı, bir ben aldım. Sonunda şey yaptık, yarısı onda yarısı bizde filan. Neyse. Şimdi evet. Vaktimiz de azalıyor ama şu bazı örnekler aslında bu çok vakit de gerekiyor. Ama şimdi şey yapalım. Şimdi Sayın Bakanım, bütün 27 Mayıs'tan bu yana, şimdi 3 dakika var ama hiç olmazsa söyleyebileceğim. Araya 3 dakika sonra, var değil mi? Araya, araya, araya. 27 Mayıs alıyoruz. 27 Mayıs'ta şey, tabii buna siyasetçi, sadece silahlı kuvvetler veya Amerika meselesi değil. Yani siyasi iktidar, işte bir Osman Bölükbaşı için
koskoca ili ilçeye çeviriyor, Nevşehir'e bağlıyor. Tahkikat komisyonları kuruluyor vesaire vesaire. Ve oradan bir memnuniyetsizlik gündeme geliyor. İster istemez CHP ayrışımı filan. Ve daha önemlisi Menderes, yani hükümet 1958 yılında Lübnan'da iç savaş var. Ve çok gizli, yani 8-10 kişinin dışında kimse işin esasını bilmiyor. Onun dışındakiler de bildikleri kadar biliyor. Lübnan'daki iç savaş ne? Hristiyanlarla, Dürzelerle, Müslümanlar arasında. Oraya insani yardım yapacağız diye bir karar alıyor hükümet. O o kadar önemli ki sabahın 3.30'unda Etimesut askeri havaalanında bizzat Menderes, bizzat Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Genelkurmay Başkanı, ikinci başkan filan böyle. Ve oradan verilen talimat şu bizim pilotlara: siz gideceksiniz Beyrut Havalimanı'na, o zaman pervaneli şeyler 4-5 ton ancak malzeme taşıyor. Üzerinde Kızılay amblemi var. Açacaksınız, pervaneleri stop etmeyeceksiniz. Gelip bu insani yardımı alacaklar. Emredersiniz. 87 sorti yapılıyor. Gidiyor. Bu arada denizden, deniz yoluyla 45 civarında çeşitli ufak tefek gemilerle yine aynı insani yardım diye. 87. defa Beyrut Havalimanı'na indiğinde bizim uçak, kapakları açtığında içeri milisler giriyor. Yaka paça albay ve binbaşı pilotları aşağı indiriyorlar. Şimdi şaşırıyorlar yani. Diyor ki bunlarda ne var? Çünkü bir askerlikte ne var diye sorulacak halin yok. Sana verilen talimat. Yani muhakeme yürütüyor. İnsani yardım. Açıyorlar silah ve mühimmat. Peki diyor, bunları kime getiriyorsunuz? Yine bizim subaylar muhakeme yürütüyorlar. Şimdi orada iki tane savaş var. Evet, maalesef İstanbul'la Ankara arasında bir teknik ses iletişiminde kayma olduğun için direkt ara vereceğimizi söylemeden reklama girdik. Bu işte biraz para verirseniz ulusal kanala reklam verirseniz yani bunları düzeltiriz. Şimdi şey de son bu 1958'deki şeyi bahsediyordum. Sana diyorum tam o sırada şey oldu. Ve o kadar önemsiyor ki hükümet bunu, direkt Etimesut'ta sabahleyin ilk sorti uçak kalkarken rahmetli Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Genelkurmay filan. İşte o 87. seferinde indiriyorlar bunları. İşte bir açın diyorlar, açıyorlar, silah mühimmat. Ve soruyor, yani kime getirdiniz? İşte Müslümanlara diyor. Adamın çenesine iki tane dipçik atıyorlar. Bu albayı ben Habertürk televizyonunda 15 sene önce dinledim. O zaman saat. Sonra zaten internette falan girince var bunlar. Yani daha araştırdım. Ulan diyor, Müslümanlar biziz diyor. Bak. Şimdi Menderes hükümeti, sağcı hükümet, Müslüman Türkiye, Amerika'nın dayatmasıyla Türkiye üzerinden oradaki Müslümanları imha etmek üzere silah ve mühimmat göndertiyor. Menderes bundan daha sonra çok şey yapıyor. Yani ya diyor, bu Amerikalılara ne dersek tatmin edemiyoruz. O tarihten sonra da hatırlayacaksınız, Sovyetler Birliği ile bir ilişkiye giriyor. Yani işte Karabük, Demir Çelik, Alüminyum Seydişehir, Demir Çelik İskenderun hep Rus teknolojisi, Sovyet teknolojisi ve kredisiyle. Bu yakınlaşma tabii Amerika'yı hepten telaşlandırıyor.
Ve şöyle bir şey var. 27 Mayıs'ta darbe olmasa Ağustos ayının ilk haftası iki uçak, o zamanlar uçaklar ufak, 60 kişilik, 65 kişilik Moskova'ya resmi ziyaret yapacaklar. Ve 27 Mayıs. Şimdi tabii bunları parça parça aldığım vakit ne alaka diyebiliriz. Ama şimdi yani vaktimiz yok ama şu hiç olmasa birkaçını aktarmak için söylüyorum. Darbe oluyor. Rahmetli Türkeş de bunları cezaevinde de anlattı bize bir sürü şey. Tamam, Türkiye'nin her tarafına asker el koydu. Ertesi günü, o zaman ayın birinde devlet memurları maaşı. Ne yapacağız? Para yok. Maliye Bakanlığı müsteşarını getiriyorlar. Ne olacak? Vallahi diyor, biz diyor Amerika'dan hani kredi alarak döndürüyoruz. Büyükelçiyi çağırıyor Türkeş Bey. Ve ikinci günü bu paranın peşini düşülüyor. Ve büyükelçi diyor ki ben hemen diyor Washington'a iletiyorum. O zaman imkanlar da sınırlı. İşte Almanya üzerinden özel uçakla 50 milyon dolar geliyor Türkiye. Yani ilk şeyi ödemek üzere. Şimdi 1 Haziran'da maaşları ödemek için para lazım. Bunlar o dönemin işte hatıraları. Şimdi rahmetli Türkeş'in anlattığı var. Biliyorsunuz müsteşarlığa el koyduydu Türkeş. Başbakanlık müsteşarlığına. Müsteşarlığına. Evet. Gel diyor bana bu başbakanlığı göster diyor. Karşıda tam başbakan odasının karşısında hatırlayacaksın uzunlamasına bir salon gibi bir şey var. Teknik müşaviri heyeti yazıyor. Diyor ki ne bu diyor. Efendim burada diyor Amerikalı şeyler diyor. Uzmanlar çalışıyor. Kapıyı açın diyor. Anahtarı bizde yok. Kırın diyor. Kırıyor içeri. Amerikalıların işte şeyi var. Tam başbakan. Aynısı İçişleri Bakanlığı'na gittiği vakit İçişleri Bakanlığı'nın koridorun başındaki ilk odada teknik müşavir heyeti. Ertesi günü bunu yapıyor. Kırıyor filan. Bu para da geliyor şeyden. Ve Amerikan Büyükelçisi Türkeş Bey'den randevu istiyor. Veriyor. Diyor ki efendim diyor işte diyor siz diyor tabii bilmediğiniz için diyor bu şeyi söktünüz diyor şeyler. Onların size çok büyük faydası olacak teknik müşaviri heyeti. Onu diyor tekrar o arkadaşlara verirseniz tahsis ederseniz iyi olur diyor. Türkeş Bey diyor ki bakarız diyor filan. Sonra bir şey daha rica edeceğiz diyor. Güneydoğu Anadolu'da diyor 13-14 ilde bir alfabe çalışması var. Şimdi diyor valiler değişti. Hani komutanlar onlara bir talimat verin ki müşkilat çıkartılmasın. Nedir diyor alfabe? Kürtçe alfabe. Kürtçe alfabe. Bir tane örnek getir dedim. Örneğe bir bakıyor falan. Ve Türkeş Bey diyor ki bunlara gerek yok yani. Ondan sonra tabii o 37 kişilik Milli Birlik Komitesi ikiye ayrılıyor. O başka sebepler de var tabii sadece bu değil. İki ay sonra, 2,5 ay sonra bir sabaha karşı hepsini 13 Kasım gönderiyorlar. 1960. Evet. Yani Yeni Delhi'ye falan. Şimdi bu önemli bir şey. Daha çok şey var ama bir başka programda bunların detayını anlatacağım. 12 Mart'a geliyorsunuz Mıhtır'a. Aynı şekilde Amerika burada şey. O dönemde Amerika kendi tehdit alanı içerisinde sol grupların palazlandığını görüyor. Yani o bir fren yapmak ihtiyacı duyuyor. Ve ama sebebi ne? Çünkü Demirel'den elde edemediği şeyler de var bu arada. Hani şunları yap diyor, Demirel'de safsak diyor. İşte o bildiğimiz o 12 Mart'ta ve ondan sonra Deniz Gezmiş ve iki arkadaşını maalesef Allah rahmet eylesin idam ediyor. 12 Mart. 12 Mart. Şimdi bunun yani burada Nihat Erim'in meseleleri var diğerleri. Bunları bir başka şeyde anlatacağım. Gelin ondan sonra 12 Eylül.
Yani içinde yaşadığımız. Bizim çocuklar. Bizim çocuklar darbe yaptı. Peki ne oldu da darbe oldu? O neydi? Bedrettin Demirel bir sene beyanatı vardı. Biz bir sene önce karar verdik ama olgunlaşmasını bekledik. Şimdi detaya da girmeyeceğim. Vaktimiz son derece az. Ama sadece şuradan o tarihte bu Cunta'nın 15 Şubat 1982 tarihinde Türkiye'deki anarşi ve terörün durumu diye raporu var. Bu rapor ben tali olduktan sonra aldımdı. Şimdi kendi raporu. Burada bir şeyi daha dikkatinize sunacağım. 26 Aralık 1978'den sonra bütün Türkiye'de sıkı yönetim vardı. Yani dolayısıyla o dönemdeki sıkı yönetim yasası da malum hep asker. Şimdi bakın. 4 yılı koymuşlar. İhtilale kadar olan 2 yıl, ihtilalden sonraki 2 yıl. Yaralı durumu. Mesela ihtilalden yani karar verdik dediklerinde 3633 bu anarşi olaylarında 6784'e çıkıyor. Yani olgunlaşmasını bekledikleri. Acaba kollarını kavuşturup mu beklemişler? Ölü durumu. O karar verdik olgunlaşmasını beklediğimiz tarihe kadar o bir yıl içinde 898 sağdan ve soldan hayatını kaybeden var. O olgunlaştırır dediği son bir sene içinde 2812'ye çıkıyor. Bunları ben söylemiyorum. Yani şimdi bunlara bu belgeleri inşallah yine vaktimiz gelmediği için bir başka şeyde bunların tarihe not düşülmesi lazım. Mesela sıkı yönetim sürecinde ele geçirilen silah cephane telsiz durum. Ki demin de söylediğim gibi ta 78'den yani hepsi askerin iş başında olduğu dönem. 12-80 öncesinde işte tabanca, bilmem tüfek, çarçurt hepsinin toplamı 29.926. 12 Eylül'den sonra 774 bine çıkıyor. Şimdi başka şeyler de var ama vaktimiz yok. Evet. Ama orada biz bunu yaşadık. Yani sol ve sağ demeden Mamak'ta, Diyarbakır'da şey yapıldı. Mesela Yunanistan'a, NATO'ya girişine izin vermiyordu sivil hükümetler biliyorsunuz. Hemen darbenin arkasında Evren NATO'ya girişini onayladı. Yani o günün şartları itibariyle bir anda sivil iktidara yaptıramadıklarını hemen kendileri geldi. Bir çok önemli bir şey, bunu da yine çok özeti çünkü vaktimiz azaldı. Bakın o tarihte Mehmet Boğuşlu, tümgeneral. Yani Genelkurmay Başkanlığında. Türkiye'de o zaman 67 tane il var. 67 ilde parlamento kurulması öneriliyor. Yani yasama, yürütme ve yargı yetkisi. Daha sonra Evren biliyorsunuz Sabah gazetesinde 10 sene önce bir mülakat yaptı. 8 eyalet yasasını da çıkarmışlardı. Özal bunlar hep beni diyor ekeledi diyor filan. Yani şimdi detaya girmiyorum. Şimdi arkasından gelin işte 28 Şubat yani efendim irtica hortladı filan diyorsun. En önemli şeyi çevik bir. Ondan sonra gitti. AKP'nin yeni mahalle belediye başkan adayının ondan sonra hatta FETÖ'cülerle de ilişkisi olan Kaz Dağları'nda, Balıkesir Kaz Dağları'ndaki İslami usullerle işletilen otele danışman oldu. Yani şimdi biri anlatmalı abi. Yani şimdi detaya girmiyorum ama bunları yine söylüyorum. Yani 28 buyurun bakın ya diyor ya mesela bu hükümet onaylamazsa bizim dediklerimizi onaylayacak olanlar gelir diyor. Çevik bir. Ve bu çevik birin AKP'nin kuruluşunda da önemli bir görev aldığını da biliyoruz. 27 Nisan E-Muhtıra. Tamamen Amerika'nın tezgahı. Seçime gidiyorsunuz. Nitekim... Yaveri de bu arada. Hepsi zaten. Örgütlenmiş. Tabii. Mesela o tarihte Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e soruyorlar. Bu
AKP'nin oylarının yükselmesine şey var mı diyor. E-Muhtıra oyumuzu arttırdı diyor. Bakın yani danışıklı dövüş. Ağlamadan sorumlu başbakan yardımcısı vardı. Şimdi hepten ağlıyor 24 saat. Bülent Arınç. Oyumuzun %15'i E-Muhtıra'dan diyor. Yani şimdi E-Muhtıra diyorsunuz ama perde gerisinde Amerika var. Amerika bu şeyi. Şimdi yani gelin burada Ergenekon balyoz. Tamamen Amerikan. Yani Amerikan'ın tezgahı. Ve burada Gülen, AKP ve Amerika. Şimdi bunların hepsine girdiğiniz vakit hepsinde Amerika var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zayıflatma operasyonu. Şimdi geliyorsunuz en son işte FETÖ bilmem ne. Abi yani Bülent Arınç diyor ki silahlı terör örgütünün Fethullahçı olduğunu o gece öğrendim. Bana ahmak diyebilirsiniz. Estağfurullah. Hayır ne estağfurullah. Demeyiz canım. Kendi diyor abi. Lütük. Bak bundan desin. Yazma. Elif diyor kendine ahmak. Ahmak. Ben demiyorum vallahi billahi işte Arınç. Şimdi yani bunları yan yana getirdiğimiz vakit Türkiye hakikaten son şeyde de şu süreçte de yine Amerika. Yine Amerika. Nedir oradaki şey? Orta Doğu projesini devreye sokmak. Atı değiştirmeyecek. Süvariyi değiştirecek. Evet. Onun için bu darbeye veya bunun gibi ya bir de bak gerekçesi ne olursa olsun bugün, yarın, evvelsi gün. Hiçbir darbeyi mazur görmek yani gerekçesi ne olursa olsun mümkün değil. Hele hele Amerika'nın, İsrail'in projesiyle bugünkü yönetimi devirmek, Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalkışmak gerçekten Türk milletine ihanettir. Bu da hala... Tayyip Erdoğan'ı ya da birisini herhangi birisini. Tabii yani şimdi ben Tayyip Erdoğan şu anda en oldu. Çok eleştiri de biz yapıyoruz ama şu anda iş o değil. Evet. İş o değil. Bir şey yapacağım. İstanbul hükümeti biliyorsunuz 5 Nisan 1920'de Dürizade Es Seyit Abdullah diye bir neyse Rütük ya bize bu ne seni çok seviyorum. Fetva veriyor. İşte diyor gerçeği Tanrı bilir ki Dürizade Es Seyit Ahmet Abdullah tarafından yazıldı. Bu surette halifenin askerlerinden olup da eşkıyaları katledenler gazi ve eşkıyalar tarafından katlanılanlar şehit ve şefaate nail olur mu? Beyan buyuruldu. Cevabı gerçeği Tanrı bilir ki olurlar. Yani şimdi 1920'deki Dürrizade Es-Seyyid Abdullah'ın yerine burada görüyoruz ki Fethullah aynı fetvaları veriyor. Evet. Çok az bir zaman kaldı. Siz buyurun. Evet. Çok kestirmeden söyleyeyim. Atatürk'ün Enver Paşa'ya olan sözleri vardır. Bunlardan birisi de orduyu gençleştirdi ve modernleştirdi. Çanakkale'deki zaferin sebeplerinden birisi de bu. Şimdi bir şer yaşadık. Korkunç bir şer yaşadık. Şimdi bundan bir hayır çıkarmak mümkün. Ben Soner Polat'ı dinledim bugün. Çok da beğendim ulusal kanalda. Çok değerli bir arkadaş. Evet, bir şey söylüyor. Bir Mustafa Kemal'in ordusudur. Bu yıpratılmamalı. Tabii kesin. Evet bir. Kesin. İkincisi de orduyu gençleştirmekten korkmayın. Yani şu andaki gelişmelerden yararlanıp orduyu gençleştirmek lazım. Bundan korkmamak lazım. Bunun sonunun da hayır olacağını hem umuyor hem diliyoruz. Kim ne derse desin Türk Silahlı Kuvvetleri ordu mukaddestir. İçine sızan bir takım zararlı unsurlar ayıklar ve biz onun verdiği güvence altında ve demokratik bir sistem içinde cumhuriyeti ve değerlerini koruyarak geleceğe doğru yürürüz. Sayın Bakanım, Mama gittik işte bir sürü insanlar bizi izliyor. Yani dil okulu iyiydi şartları. Bir örnekle nokta koyalım. Ben bunu o yıllar diye bir 12 Eylül'den anılar, mektuplar, belgeler diye bir kitap da topladık. Dördüncü baskısı da bitti ama
Yeniden basmıyor Doğan Yayıncılık. Neyse, piyasada da yok. Şimdi ben bunu şunun için söylüyorum. Bu kitapta da detaylı anlattım. Yani azane. CNN Türk'ün Oradaydın diye bir belgeseli vardı. Orada da anlattım. Hadise şu, çok özetin özeti. Biz o şeyde, yani hiç bunu sakınacak bir şey yok. İnsanız, üzülürüz, korkarız. Ama yılmak ve mücadele etmek başka bir şey. Yeryüzünde cesur adam yoktur, korkuların üzerine giden adam vardır. Şimdi o mamakta, o hücrede Allah şahit, bir jilet parçası bulsaydım ben intihar ederdim. Yani şartlar bizi o noktada. Tekim edenler oldu. Ama Raci Tezek denilen orada bir albay vardı. Gaddar, en az 5 kişinin katili. Ama onun yardımcısı vardı. Ben o ismi ta 10 sene sonra öğrendim. Mehmet Refik Uzuner. O Mehmet Refik Uzuner hücrenin kapısına geldi, ağladı. O da asker, o da asker. Tabii. Şimdi daha ileri gideyim. Taliye olduk MHP Ülkücü Kuruluşlar davasından. O sırada daha önce taliye olup 2 kişi tekrar tutuklandı. O bende korku yarattı. Ve bir gece çocuklar uyuduktan sonra, diyelim ki 5 takım elbisemiz var, gece vatkalarını söktüm. Vatkaların içine jilet yerleştirdim. Ve tutuklanmak önemli değil. İdam olmak önemli değil. Mama'ya gidersem o benim kurtuluşumdu. 5,5 yıl jiletle dolaştım. Ama kardeşim, şimdi bunları yaşayan bir insan olarak aklımın köşesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşmanlık olur mu? Olur. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne düşmanlık etmek, düşmana askerlik etmek. Yani bu eziyetleri yaşadık. Ama aklımızın köşesinden geçmedi. Ne dağa çıkmak geldi, ne sövmek geldi. Bu ordu bizim ordumuz. Evet. Hiç. Damıcım yok. Ve gerçekten peygamber hoca. Onun içinden çıkan 3 tane, 5 tane, affedersin, işte yılan, çıyan, hiç şeyle alakası olmayan ve o onlardan dolayı biz askerimizi, polisimizi, yani bunlar bizim teminatımız. Evet. Onun için de bizim gerçekten bu süreçte silahlı kuvvetlere ile milletin tekrar arasını birleştirmek yönünde çok üzerimize görev düşüyor. Mutlaka ve mutlaka askerimize sahip çıkmamız lazım. Şimdi mesela şey de canım sıkıyor. Yani tamam, hala bir de bu darbe ya da işte bunun ikinci, üçüncü versiyonları gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü unsurlar başka bir şey. Ama şimdi bütün garnizonların, kışlaların önüne çöp kamyonlarını şey yapmak da yani hoş bir durum değil. Yani burada yani işte gördünüz, millet hepsi Türk bayrağını alan çıktı. Yarın yapsınlar. Herkes yine sokakta. Yani şu anda biz bu programı yaparken binlerce, on binlerce insan Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ellerinde Türk bayrakları. Bakın, parti falan yok. Herkes orada. İnsanlar birbirini kucaklıyor. Devlete sahip çıkıyor. Bizim başka bir devletimiz yok. Bizim başka bir vatanımız yok. Başka gidecek bir ülkemiz yok. 4 tane PKK'lı çakalla, efendim FETÖ bilmem neymiş de şuymuş filan diye bilmem ne. Hayır. Böyle bir noktada biz devletin, cumhuriyetin yanındayız. İktidarda kim olursa olsun, Tayyip Erdoğan ise Tayyip Erdoğan. O tartışmayı bu tarafa bırakıyorum. Yani bugün şey varsa sonuna kadar Tayyip Erdoğan'ın yanındayım arkadaş. Mesele Tayyip Erdoğan değil çünkü. Devletin yanında olmak. Demokrasinin yanında olmak. Şimdi gelip bize şey yapıyorlar. Efendim sen Tayyipçi mi oldun? Oldum. Sana ne lan? Dallama. Sen neci oldun? Sen ne oldun yani? Ya, olduğunuz falan da yok tabii. Ya niye olasınız ben ki? O başka bir şey yani. Atatürkçü diye geçinenler, demin siz de söylediğiniz, teyit için söylüyorum. Buraya bir Atatürk rozeti yapıştırıyorlar. Klavyenin başına geçiyor. Dingir 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 cetten cürtten. Lan siz ne Atatürk'ün Mustafa Kemal'i bir sefer okusanız, bir nutuğunu okusanız yeter. O senin Şule Hanım'ın hazırladığı o Atatürk'ün bütün eserleri değil. Nutuğu okusa böyle düşünmez. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tekrar bizi izlediğiniz için teşekkürler.
Yine şapkadan dolayı da yine özür diliyorum. Rahatsızlık. Bu geçiyor aslında. Ama daha bir daha ciddi başka rahatsızlıklarımız var. Allah hepimize şifa versin. Bu ülke bizim. Bu devlet bizim. Bu bayrak bizim. Bu memleket bizim. Hiç. Onun için Türk milletinin bir araya gelmesi noktasında hepimiz bir araya geleceğiz. Katkı sağlayacağız. Çünkü başka gidecek Türkiye'miz yok. Hepinize iyi akşamlar. Allah'a emanet olun.